Huneyn Savaşı oldu. Mekke fethedildikten sonra Huneyn Evtas Savaşı. Çok büyük ganimetler elde edildi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri dağıttı ama çok çok dağıttı. Bir de kalbi İslam'a ısındırılmak istenen kişiler var. Onlara da biraz fazla fazla verdi ki yani mal mülkle onlar böyle bir meyilleri var buna. O yönde İslam'a ısınsınlar. Biraz fazla da verdi. Ve Peygamber Efendimiz bu ganimetleri dağıttıktan sonra bir adam geldi. Enes radıyallahu anh bu hadiseyi anlatıyor. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, o da bedevi o gelende, böyle giderken onun cübbesini, o abasını çok sert bir şekilde çekti. Yani öyle oldu ki Efendimiz birden döndü, canı yandı çünkü. Ve Enes radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu omuzunda o abanın, o cübbenin izini, kıpkırmızı izini gördüm diyor. Canı o kadar yanmış. Şimdi böyle bir durum. Yani Efendimiz birden döndü. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Bu cübbesini, abasını sert bir şekilde çekti. O arada şunu söyledi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber efendilerimize ismiyle hitabet edilmez. Yani ismiyle Muhammed diye. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın elçisi diye. Fakat o bunu da bilmiyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Adil ol. Şimdi ganimet taksimi yapıldı. O bundan memnun olmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamber efendilerimiz adaleti tesis için geldiler. Adalet için geldiler. Ve kendileri de bunun en güzel örnekleri. Uygulamaları da hep bu. Şimdi adalet için gelen peygambere adil ol. Yani sen adil değilsin. İyi paylaşım yapamadın gibi sözler söyleyince yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çok zoruna gitti. Hem de canı dayandı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Acı bir, yani bir tebessüm buyurdu. Canı yanmış çünkü. Sonrasında buyurdu ki, ben adil olmazsam kim adil olacak? Ben adil olmazsam kim adil olacak? Buna istediğini verin dedi. Bu kadar.